Yine bir başka sorumuzla devam ediyoruz. Çok önemli bir sorulardan bir tanesi. Özellikle bayan kardeşlerimizi ilgilendiriyor. Öncelikle böyle güzel bir program yaptığınız için Allah razı olsun demişler. Allah doğru fetvalar verenlere daim sağlık, sıhhat etsin. Amin inşallah. Ben doktorum. Sorum lohusalıkla ilgili. Bildiğim kadarıyla İslam'da lohusalık 40 gün. Fakat tıbbi olarak bu süre normal doğumlarda yaklaşık 15-20 gün, sezaryen doğumlarda biraz daha uzayabiliyor. Ben yeni doğum yaptım. 40 gün dolmadan kanamam bitti ve bir hafta geçmeden tekrar kanama oldu. Bu kanama 40 gün dolduğunda halen devam ediyordu. Doktor olduğum için kanama öncesinde yumurtladığımı anladım. Dolayısıyla bu ikinci kanamanın adet kanaması olduğuna hükmederek namaza başlamak için bu kanamanın bitmesini bekledim. Bu kanama doğumdan sonraki 45. günde bitmiş oldu ve öyle başladım namaza. Daha sonra arkadaşım ikinci kanamayı da lohusa kanaması sayıp 40 gün dolunca özür kanaması olduğunu düşünerek namaza başlamam gerekir diye söyledi. Ben yumurtladığımı anladığımı söyledim fakat ilk kanama bittikten sonra da 15 gün geçmediği için bu adet kanaması olmaz dedi. Tıbbi olarak biliyorum ki bebeğini düzenli emziremeyen annelerde hormonal dalgalanmalara bağlı olarak düzensiz adet kanamalar oluyor. İki adet arasında 15 günden az zaman olabiliyor. Bu olayı aydınlatamadan o ikinci kanama bittikten sonra 15 gün geçmeden tekrar yumurtladığımı anladım ve adet gördüm. Şu an adetli olduğumu düşünerek namaz kılmıyorum. Kafam bu konuda iyice karıştı. Ne yapacağımı bilmiyorum demişler. Allah kolaylık versin. Amin inşallah. Tıbbi olarak da bakılıyor. Öbür taraftan da. Öncelikle kadınların kadınsal halleriyle alakalı suallerini şahıslarına münhasır olmak kaydıyla. Çünkü bazı durumlara göre değişkenlilik arz edecektir. Evet. Onun eski adeti, ikinci doğumunun olup olmaması veya temizlik günlerinin kaç gün olması, ki buna temizlik mekanı deniyor. Evet. Hayız mekanı deniyor, yanlış söyledim. Bu doğrultuda bazı değişkenlikler var. O yüzden biz diyoruz ki bu kardeşlerimiz kendi şahıslarına münhasır olmak suretiyle umuma ait olarak değil de ya bunu bilen bayan hocalarla veya böyle bir hoca hanım tanımıyorsa da en azından bizim fetva kurulunu arayarak, hı hı, yani telefonla kendi şahsı adına fetva sormasını tavsiye ediyoruz. Evet. Çünkü duruma göre değişkenlik olacaktır. Hı hı. Ama bu kardeşimiz için söyleyeceğimiz bazı genellemeler vardır. Hı hı. Birinci mesele, kadının adetli olması veya özürlü olmasını belirlemekte bir fıkhın belirleme ölçüleri vardır. Peki günümüz tıbbının ifadeleri bu manada kabul edilebilir mi, edilemez mi? Evet. Konuya bu manada bakmak, hı-hı, istiyorum. Çünkü kardeşimiz diyor ki ben tabibim diyor, doktorum diyor, evet, doktor hanımım diyor. Kendi başıma gelen bir olay ama bunların da merhalelerini aşağı yukarı anlayabiliyorum. Bir tarihte Halil Gönenç hocamızla beraber bu konuları bize ders olarak hocamız verirken ben böyle bir soru kendisine tevdi etmiştim, sormuştum. Hocam bu konuda tıptan yardım alabilir miyiz diye. Hoca efendi demişti ki ben bunu bir bayan tabibe sordum. Tıp, günümüz tıbbı gelen kanamanın hayız kanı mıdır yoksa İstihaze yani özür kanaması, evet, mıdır? Bunu tespit edebiliyor mu diye sorduğumda hoca efendiye şöyle cevap vermiş o bayan doktor. Biz bunu tespit edemiyoruz. Bunun tespitini de biz fıkıhtan bakıyoruz. Yani İslam fıkhı doğrultusunda günlerin hesabıyla değerlendiriyoruz. Bu şekilde meseleyi inceliyoruz demişti. Evet. Hocamız bunu bize böyle nakletti. Daha sonradan takriben belki bir sene olmuştur veya olmamıştır. Ben bu konuyu Volkan Tuzcu, Profesör Volkan, evet, Tuzcu beyefendiye sormuştum. Aslında dedim ki siz doktorsunuz, bu konu hakkında bir çalışma yapıp da, hı hı, bilgi paylaşımında bulunursanız en azından biz fıkhi tahlillerde, fıkhi değerlendirmelerde kendi aramızda bunu müzakere edelim. Evet. O da Allah razı olsun eşinin bayan doktoru olduğunu, yani kadın hastalıklar, hı-hı, doktoru olduğunu ve onunla da istişare yapacağını, bir araştırma yapacağını söylediler ve belli bir zaman sonra bize dönüş yaptı. Evet. Ve verdiği bilgiler doğrultusunda şöyle bir izlenim oluştu. İlk emirde yani ilk durumda bu gelen kanamanın hayız mıdır yoksa istihaze midir bunu algılamamız mümkün değil. Hı-hı. Çünkü bu her halükarda rahimden gelen bir kanamadır. Evet. Ancak hayız kanaması rahim duvarının kendisini yenilemesi, hı hı,
İstihaze kanaması ise yine oradan kılcal damarlardan gelen bir akıntı. Ama bunu göz ile anlamak veya belli alet ve edevatla anlamak mümkün olmayabiliyor. Ancak tahliller sonucu bu ortaya çıkabilir. Yani bir kanamanın adet kanaması olması durumunda içeriliği hakkında bir bilgi vardır. İşte özür kanaması olması durumunda bunun da içeriliği hakkında bir bilgi vardır. Bu kanda tahlil yapılır. O tahlil neticesiyle bu mudur veya şu mudur şeklinde böyle bir bilgi olabilir demişti. Ama bunu bir kuvve olarak söyledi, bir fiil olarak değil. Yani tıp böyle bir alana girmiyor veya böyle bir ihtiyaç içinde duymadığından dolayı böyle bir işlem yapmamaktayız dedi. Evet. Ama bu olabilme imkanı da vardır. İfadesi bu. Bu Volkan Bey'in bu ifadesi Halil hocamızın bize nakletmiş olduğu bayan doktorun ifadesiyle hemen hemen paralel manada. Evet. Yani eş değer olarak. Burada şunu göstermektedir ki tıp bunu tam manasıyla tespit etmiyor ve edebiliyor. Ama bunun edebilmesi ise ciddi manada kişilere bazı maddi külfet de yüklenecektir. Yani bir bayan böyle bir şey başına geldiği zaman işte tahlil ettirmek vesaire gibi bir takım maddiyata tahallük eden sıkıntılara. Evet. Tabii böyle olduğundan dolayı da bu kolaylaştırma değil belki daha zorlaştırma olacaktır. Mesele o yüzden biz yine de fıkhi yönüyle değerlendirerek kitaplarımızda var olduğu şekliyle açıklamaya gayret ediyoruz. Evet. Peki konumuza dönecek olursak, yani doğumun akabinde görülen kana lohusalık kanı, fıkıh dilinde ise nifas kanı denmektedir. Evet. Nifas kanı tıpkı hayız kanı gibi kişide bir takım ibadetlerden alıkoyan ve bir takım eylemleri yapmasından alıkoyan bir hastalıktır. Bunun en ednası yani en azıyla alakalı bir sınırlama yoktur. Ama en fazlasıyla alakalı bir sınırlama vardır ki o da 40 gündür. Evet. Sual eden bayan kardeşimiz bunu ifade ediyor zaten. Peki bunun arasında ayırt edecek, aslında diğer bir söylemiyle iki kan arasında ayırt edecek temizliğin de en edna mertebesi 15 gün olmalıdır fıkıhta, evet. Hanefi fıkhında. Hı hı. 15 günden daha aşağı olan temizlik müddeti iki kan arasında ayırt edebilecek mukavemette değildir. Yani adetten bahsedecek olursak kadın bir adet kanaması gördü. Hı hı. Arada 15 günden daha az bir temizlik gördü ve tekrardan kanama gördü. Bu ta o günden bu zamana kadar kanama var kabul edilir. Buna fıkıhta demi müstemirre diyorlar. Evet. Ama bu hakikaten olmayabilir, hükmen de olabilir ki bu misalimizde hükmendir. Evet. Peki bu 15 gün temizlik müddeti lohusalık döneminde olsa, yani lohusalığın en fazla müddeti 40 gündür. Gün, evet. Diyelim ki kadın doğum yaptı, akabinde 3-4 gün veya 5 gün kanama gördü. Daha sonradan 15 gün temizlik gördü ve daha sonradan tekrardan kanama görse. Hı hı. Bu 15 gün bu iki kan arasını ayırır mı? Yani birinci kanama lohusalık kanama, evet. İkinci kanama ise hayız kanaması şeklinde değerlendirilebilir mi? Bu konuda Ebu Hanife bir tarafta olmak suretiyle, Ebu Yusuf ve İmam Muhammed ki Allah onlardan razı olsun, diğer tarafta olmak suretiyle bu konuda ihtilaf etmişlerdir. Ebu Hanife'ye göre bu günler içinde yani 40 gün içindeki 15 gün temizliğe fasılalık hükmü vermemiştir. Yani ayırıcılık hükmü vermemiştir. Dolayısıyla bu demi müstemirre. Yani birinci gün gördü, aradan zaman geçip hiç görmese de 40. gün yine görecek olursa bu arada devamlı görmüş kabul edilir. Görmüş kabul edilir, evet. Yani ikinci bir kanama şeklinde değerlendirilmez. Ama Ebu Yusuf ve İmam Muhammed bu konuda 15 gün temizliliği bir ayırıcı olarak görmüş. Özellikle Ebu Yusuf. Dolayısıyla ayırıcı gördüğünden dolayı 15 gün temizlikten sonra görülen kanamanın hayız kanaması olduğunu ifade etmiştir. Evet. Tabii bu kadının eski adeti nedir? Bu da önemlidir. Evet. Bu doğumu ilk doğumu mudur, ikinci doğumu mudur? Bu da önemlidir. Şu adet belirleme ile alakalı. Evet. O yüzden genel hatlarıyla bunu söyledikten sonra bu ve bu emsal kardeşlerimize söyleyeceğimiz kendi şahısları adına fetvayı sormaları. Yani bir şahsın, çünkü ona bazı sorular sorulacaktır. Sorulacak sorular doğrultusunda ona da cevap verilecektir. Bu şekilde hareket etmelerini tavsiye etmekteyiz.